Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap İsmet Özel'in Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı. Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı isimli eseri yayın evi Tüyo. Şöyle kapağını da bir göstereyim size. İlginç bir kapak resmi var. Kapağıyla da az buçuk tanışmış olun. Efendim bu kitap hemen baskı tarihini de söyleyerek başlayalım. Bendeki nüsha Kasım 2017 baskısıymış. Üçüncü baskıymış bendeki nüsha. Ben bunu kütüphaneden aldım. Bu kitap İsmet Özel'in biraz daha böyle siyasal, muhalif yazılarından oluşuyor. Ki o hep muhalif de fakat buradaki yazılarında daha bir keskinlik var diyelim. Alıntılarımı okuyayım. Ondan sonra da kitap üzerine birkaç şey söylemeye çalışalım. Evet, ilerliyoruz. Ha, kitabın şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar. Yarısı Osmanlıca, şöyle göstereyim onu da. Yarısı Osmanlıca, yarısı Türkçe. Yani kitabın aynı zamanda Osmanlıcasını da okumak mümkün. Bu kitapta diğer kitaptan farklı olarak bir veya iki önce okuduğum kitapta da böyle bir şey vardı. Ama orada yazılar karılmıştı. Osmanlıcası, Türkçesi yan yanaydı. Bunda öyle değil. Sağdan başlarsanız Osmanlıcasını okuyabiliyorsunuz. Soldan başlarsanız Latincesini okuyabiliyorsunuz. Burada öyle yapmışlar. Bir yarısını Osmanlıca, bir yarısını Latince yapmışlar. Bu güzel bir yöntem. Bunu tebrik ederiz. O yazıyı, eskimez yazıyı, İslam yazısını unutturmamak lazım. Evet, 21. sayfadayız. İlk alıntım buradan. Güzel bir cümle. Küfre rıza göstermenin yolunun yeese düşmekten geçtiğini biliriz. Küfre rıza göstermenin yolunun yeese düşmekten geçtiğini biliriz. Biraz daha yukarıdan alarak geleyim. Bizler rahat adı verilen şeyin dünyada bulunmadığını bize haber verildiği için rahatımızı aramadık. Bizler rahat adı verilen şeyin dünyada bulunmadığı bize haber verildiği için rahatımızı aramadık. Vazifemiz sebat idi. Sadıklardan olma ve öyle kalma derdindeyiz. Allah'a İslam'ın değirmeninin döndüğü yerden ayrılmama sözü verdik. Ne sebepten olursa olsun yeese düşmek bize haram. Küfre rıza göstermenin yolunun yeese düşmekten geçtiğini biliriz. Küfre rıza göstermenin yolunun yeese düşmekten geçtiğini biliriz. Harama vardığı bariz olan yolların haram olduğunu da biliriz. Harama vardığı bariz olan yolların haram olduğunu da biliriz. Burada peki beni etkileyen şu cümle, küfre rıza göstermenin yolunun yeese düşmekten geçtiğini biliriz, ne anlama geliyor? Şöyle anlıyorum, yeist psikolojisi insanı küfrü kabullenir hale getiriyor. Nasıl ki işte İslam aleminin asırlardır çektiği o çileler, zahirde mağlubane durum, küfrün bazı parçalarının ve endoktrinasyonlarının üzerimizde etkili olmasını sağladı. Neden? Çünkü kendiliğimizde yeese düştük. Başaramayacağımızı sandık, onlar gibi olamazsak, o da bizi kendiliğimizden vazgeçmeye, kendiliğimizin öğelerini feda etmeye götürdü. Demek ki yeisle hakikaten küfre rıza göstermenin bir ilgisi var. Devam ediyoruz arkadaşlar. 24. sayfada, yani Bediüzzaman da bir sözü var, küfre rıza küfürdür, zulmel rıza zulümdür diye gibi. 24. sayfa, hilkatte kusur bulduğunan kendini Allah yerine koymuş olursun. Hilkatte kusur bulduğun an kendini Allah yerine koymuş olursun. Ne kadar isabetli. Çok beğendim bu tespiti. Yukarıdan gelelim. Akıl nakle rehberlik edemez. Her ne kadar insan oluşumuzun açıklaması yaratılmışların en şereflisi tarzında yapılsa da yaratılışın ve yaratıcının sırrını çözmek ne bizim ne de yaratılmış bir başkasının üzerine vazifedir. Bu arada saatimi açmayı unuttum arkadaşlar, kusura bakmayın. Onu bir açayım hemen. Çok tutmayayım sizi. Tekrar baştan alıyorum. Akıl nakle rehberlik edemez. Her ne kadar insan oluşumuzun açıklaması yaratılmışların en şereflisi tarzında yapılsa da yaratılışın ve yaratıcının sırrını çözmek ne bizim ne de yaratılmış bir başkasının üzerine vazifedir. Yani oradaki kemalimizi burada aramayalım. Cenab-ı Hak bize bir kemal vermiş ama
haşa onun yerine geçmek için değil, onun eserini ondan aşkın bir şekilde sanki haşa yapabilirmişiz gibi değerlendirmek için değil. Giderek hılkatte kusur bulmakla şeytanlaşmaya başlanılan yere varmış olacağız. Giderek hılkatte kusur bulmakla şeytanlaşmaya başlanılan yere varmış olacağız. Hılkatte kusur bulduğundan kendini Allah yerine koymuş olursun. Biz yaratılma mevzunun malzemesi olanlar için işitmek ve itaat etmekten başka vazife yok diyor ve metin devam ediyor. Ben bu tespiti sizinle paylaşmış oldum. 26. sayfa ama öncesi var. Demek 25'ten geleceğiz. İslam'ı şifa olarak fark etme yolu kendi yarasından haberdar olmayana kapalı tutulmuştur. Ne kadar güzel. 10 numara şu cümlelere bak. İslam'ı şifa olarak fark etme yolu kendi yarasından haberdar olmayana kapalı tutulmuştur. Devam ediyoruz. 28. sayfadayız. Tarihe bakan herkes biz Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlarla hiçbir asırda aynı tarafta mekan tutmadığını, aynı kümede sözüm ona semavi dinlerin teşkil ettiği küme içinde yer almadığını görebilir. Tarihte böyle bir şey yok diyor yani. Tarihsel bir durum değil bu. Semavi dinler başlığı altında bizim ittifak ettiğimiz hiç mevcut olmamış diyor. Ne var ki her anlamda asrilik, modernlik bu hususta körlüğü zaruret haline soktu. Çünkü asrilikle beraber hiçbir dini diğerinden ayırmayıp aynı zemine oturtma kategorisi doğdu. Bu da yetmezmiş gibi birilerine her dine dışından bakabilme, her dini pozitivist ölçüye maruz bırakma ehliyeti tanındı. Yani din konusunda modern bir bakış açısına sahip olmak mümkün değildir. Aklen modernleşen dine bakamaz. Türkiye'de dünya nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz denilmesinin hikayesinin aslı budur deniyor. 31. sayfa. İstikamet, çizdiğim cümle bu. Sonra biraz daha öncesinden alacağım. İstikamet tutturmak geçmişte işlenmiş bütün hataları istifade alanları şekline sokar. Kur'an'da bir ayet var ya. Estağfirullah şey deniyor. Yani manaca söyleyeyim hadi. Lafızı aklıma gelmez şimdi. Cenab-ı Hak onların seyyiyelerini hasenata çevirir deniyor. Belki bu sırrı da buradan anlamak mümkün. İstikamet tutturmak geçmişte işlenmiş bütün hataları istifade alanları şeklinde sokar. Şimdi öncesinden alıp geliyorum. Kursağımızda önceden ve hali hazırda helal lokma olup olmadığını bizim bundan böyle kursağımızda helal lokmadan başkasını bulundurmamak irademiz belli eder. İslam serapa ümittir. Arınmanın hikmetine ancak İslam'la ulaşılır. İstikamet tutturmak, geçmişte işlenmiş bütün hataları, istifade alanları şekline sokar. Tevbedir bina edici olan. Tevbe olmaksızın şahsiyetin inşası mümkün değildir. Tevbesiz büyünemez. Tevbe edenler arasına girişimizden itibaren tarih gayemizin yapı malzemesi şekline dönüşür. Tevbe edenler arasında girişimizden itibaren tarih gayemizin yapı malzemesi şeklinde dönüşür. Çok süper. Bizler neticeye bakıp kime niyet kime kısmet deriz. Küfrün küçülmeye rıza gösterenleri göze şirin gösterme faaliyetine dikkat edin. Küfrün küçülmeye rıza gösterenleri göze şirin gösterme faaliyetine dikkat edin. Devam ediyoruz. 33. sayfa. Mustafa Kemal ile ilgili bir şey geçiyor burada. Şöyle bir yerden alıp geleyim burada. Duce 1928 senesinde, yani Duce kastedilirken Mussolini kastediliyor. Yani Hitler'in führerliğine nasip edilmesine daha 5 sene varken şunu söylüyordu. Duce o diyebiliyorum ben yani Mussolini. Duce 1928 senesinde, yani Hitler'in führerliğe nasip edilmesine daha 5 sene varken şunu söylüyordu. Ben İtalya'da bir devlet içinde iki devlet, iki hükümet ve iki şey... Bugün İtalya'da bir devlet içinde iki devlet, iki hükümet ve iki şef mevcuttur. Ben Milano Ankara'sının kararlarında seri, nizam harici,
Muzaffer Mustafa Kemal'iyim. Karşımda ebedi Bizans, zayıf ve kötürüm Roma İstanbul'u var. Yıl 1928. Türkiye'de milleti Latin harfleriyle okuyup yazmaya icbar eden gücün nerelerden dinamolar temin ettiği sarahaten anlaşılıyor. Yani Mussolini Mustafa Kemal'i severmiş arkadaşlar demek ki. Böyle destek aldığına göre oradan. O ondan destek, o ondan destek. 35. sayfa. Kıyamet alameti diye bize bildirilenlerden biri de herkesin ortalıkta sekr halinde dolaşacağıdır. Kıyamet alameti diye bize bildirilenlerden biri de herkesin ortalıkta sekr halinde, yani sarhoşluk halinde dolaşacağıdır. Helaktan kurtulamasak bile nefsimizin ateşten kurtulması duasından geri durmamak için sarhoşluktan çıkmamız, ayılmamız gerek. Ayılmak mümkün ise bu, sorgulamakla olacak. Bu sarhoşluk hali ilginç. Elbette o kıyametin dehşetinden oluşacak, belki şoktan oluşacak bir sarhoşluk orada kastedilen ama işari bir manayla evet, ahir zaman insanı da sarhoş gibi yani. Cep telefonunun sarhoşu, internetin sarhoşu, içkinin, uyuşturucunun, şunun bunun sarhoşu. Yani tam kendi mevzusu, kendisi için önemli olan mevzunun içinde değil. Kafası dalgın bir halde, ona da işaret ediyor olabilir. 37. sayfa. Burası güzel bir mevzu. Bunu biraz yukarıdan alıp geleyim mi ya? Şöyle 36. sayfadan paragrafın başından alıyorum. Bunca fıkhi malumatın sana sakız çiğnemek orucu bozmaz dedirtecek idiyse, sen ve senin gibilerin İslam hakkında hiçbir şey öğrenmemesi daha iyi olacaktı. Oruçlu oruçlu sakız çiğneyen sen kimsin, siz kimlersiniz? Bidayette gavurluğunuzun kendi başınıza dert açmaması için def-i vela kabilinden ben de Müslüman oldum dediniz. Bu ifadeniz kime fayda getirdi? Kimsenin boyu sizin bu sözü söylemiş olmanızdan ötürü bir karış büyümedi. Lakin şimdi tutmuş ve tutturmuş ben Müslüman değil miyim sualinin rantını azamiye çıkarma hevesindesiniz. Müslümanların arasında öyle bir hayat yaşadınız ki sualinize cevap yetiştiren her kim olursa olsun ne ve verdiği cevap ister müspet ister menfi olsun onun boyu bir karış kısalacak, cevap veren herkes küçülecek. Sakız çiğnemek orucu bozmaz diyen sizler insanları küçültme faaliyetiyle meşgulsünüz. Ağzınızın laf yaptığına kimleri inandırdıysanız onları insanoğlu sakız çiğnemeden oruç tutamayacak kadar aşağılık yaratıktır. Ağzınızın laf yaptığına kimleri inandırdıysanız onları insanoğlu sakız çiğnemeden oruç tutamayacak kadar aşağılık yaratıktır fikrinde sabitlediniz. Bir daha okuyorum bu cümleyi, çizdiğim cümle bu. Ağzınızın laf yaptığına kimleri inandırdıysanız onları insanoğlu sakız çiğnemeden oruç tutamayacak kadar aşağılık yaratıktır fikrinde sabitlediniz. Üstelik bu tahkiminize gizli bir ifade olarak şunu ilave ediyorsunuz. Sizin oruç dediğiniz şeyin kale alınacak bir tarafı yoktur. Oruç tutmak havadan civadan bir iştir. Oruç tutanlar tırıvırı insanlardır. Öyle mi öyle? Hakikaten bu sorularda bir alaycılık var. Buna hadi oradan demek lazım yani. 41. sayfadan bir alıntı. Külfet gerektirmeyen edep yoktur. Külfet gerektirmeyen edep yoktur. Burayı hızlı geçeyim. Daha çok alıntı okumak için. 46. sayfa. Günümüzde adına demokratikleşme dedikleri upuzun batılılaşma hikayesi Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatma bahanesinden başka bir şey değildi. Günümüzde adına demokratikleşme dedikleri upuzun batılılaşma hikayesi Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatma bahanesinden başka bir şey değildi. Adına Türk milleti demeyi sevdiğimiz varlık hayattaysa, burası başka bir mevzuya geçiyor, orayı okumayayım. Devamıysa dedim okuyayım ama değilmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada çizdiklerim galiba yok. Hızlandık. Varmış. 59. sayfaya geldik. Paragraf kısa. Hepsini okuyayım.
Eğer yaptıklarımızla küfrü tesirsiz bırakmıyor isek ibadet etmiyoruzdur. Bu demektir ki ibadetimiz küfrün tesirine engel olacak şekilde yaptığımız her şeydir. İbadetimiz küfrün tesirine engel olacak şekilde yaptığımız her şeydir. Yaptığımız her şeyde şunun cevabını arayacağız. Bu takip etmede bulunduğumuz yolun sonu bizi küfrün zevali manasına götürüyor mu? Bu takip etmede bulunduğumuz yolun sonu bizi küfrün zevali manasına götürüyor mu? Küfre geri adım attıramadıysan Müslümanlık durumun hiç parlak değil. Güzel. Elhamdülillah. Evet. Bunu okumayayım, gerek yok. Gerginlik çıkmasın şimdi. Yani şey diyor, özetleyeyim. 1915 katliamı diyor da, tabii soykırım demiyor. Katliam demesi bana ilginç geldiği için orayı işaretlemiştim. Biz daha çok mukatele diye düşünüyoruz. Ya hani onlar bizi, biz onları öldürdük. Mukatele oldu 1915'te. Biz biraz daha fazla kaçırmış olabiliriz tabii. 87. sayfa. Postmodern siyasetin en katışıksız timsali olarak AKP'nin doğar doğmaz hedefine varmış bulunması, onun bütün develeri ıhtırılmış bir kervan görünümü arz etmesini kolaylaştırdı. Global bir dünya düzenleme hazırlıklarının bütün taleplerine en cızırtısız sesle cevaz verdiği için de havlamalar kayda değer bulunmadı. AKP'nin Türkiye'yi İslam'dan uzaklaştırdığını bilmeyen, bilip de kabul etmeyen, bizzat kendisiyle İslam arasında kapatılamaz bir mesafe üretmiştir. AKP'nin Türkiye'yi İslam'dan uzaklaştırdığını bilmeyen, bilip de kabul etmeyen, bizzat kendisiyle İslam arasında kapatılamaz bir mesafe üretmiştir. Yani işte İsmet Özel'in çok keskin olduğu yerlerden birisi, ki çok var. Bunların çoğunu işaretlemedim ben. Ama bunu bir numune olarak size okumak istedim, işaretledim. Acaba bütün AK Parti dönemi için mi bunu düşünüyor, yoksa o liberalleşme rüzgarlarının çok olduğu ilk dönemi için mi bu endişeleri çok fazla? Onu bilemiyorum. Fakat yani siyasal İslam'ın mesela bir komplo teorisi olarak siyasal İslam'ın tezgah olduğuna, hatta RP'den alarak, Refah Partisi'nden, Erbakan'dan alarak o komplo o çizginin bir proje olduğuna İsmet Özel kanaat getirmiş. Orada söylüyor yani. Ama halbuki sorulunca söylenen kitabında da RP'ye, yani Refah Partisi'ne oy verdiğini kendisi beyan etmişti. Bu da ilginç. Yani İsmet Özel'in bazen böyle çelişik gibi şeyleri hissediliyor. Belki diğer kanaati doğru, belki önceki doğru, hani belli olmuyor. Onu siz kendiniz okuyunca karar vereceksiniz. Burada da mesela çok keskin. Biraz fazla keskin gibi geliyor bana. Çok kat'i şeyler söylüyor yani. Kesin öyleymiş gibi. Acaba öyle mi dese yine diyeceksin ki akıl yürütüyor falan. Bu da ilginç bir cümle. Bir Kürt olarak okuyorum bunu. Kürtler kendi sıhhatlerini Yahudi ve Hristiyanların canlarının yanmayışında arıyor. Kürtler kendi sıhhatlerini Yahudi ve Hristiyanların canlarının yanmayışında arıyor. Bu cümle isabetsiz bir cümle değil arkadaşlar. HDP çizgisi, Kürt solu çizgisi hakikaten böyle düşünüyor. Ama Müslüman Kürtler böyle düşünmüyor tabii. Bir de mesela Türklere döndüğümüzde Türk solu da böyle düşünüyor. Yani güzel bir tespit var burada. Yahudi ve Hristiyanlar mutlu olursa biz de oluruz gibi bir şey Müslümanlara sirayet etmiş. Onların içinde kendisine taraftar bulmuş. Bunu biraz yukarısından geleyim mi? Yukarıdan okuyayım. Bölgemizde Irak'ın işgali de dahil olmak üzere İran devriminden itibaren olan biten her şey dolayısıyla canı yanan Yahudiler ve Hristiyanlar değil. Kürtler kendi saatlerini Yahudi ve Hristiyanların canlarının yanmayışında arıyor. Modern çağ o çağdır ki sadece İslam düşmanlarının tuttukları iş bir propagandaya malzeme yapılarak kalpleri kazanmak mümkün olabilmiştir. AKP'liler işe küfrün müellefe-i kulüp zümresi olarak başladılar ve işe alındılar. Allah Allah. Ya büsbütün haksız demiyorum. Mutlaka böyle insanlar da vardır. Yani AK Parti'nin içinde 40 zümre vardır da hepsine toptan böyle deyince insanlara biraz tuhaf geliyor yani. Ama Cenab-ı Hak rüştümüzü ilham etsin tabii. Siyasetimiz şu an bizim dini beklentilerimiz açısından da iyi bir yerde değil.
Daha geçen Uşak Belediyesi'nin bir Hindu şenliği var. Boya moya atıyorlar birbirlerine. O bayramı şenlik olarak Uşak'ta düzenlemiş. Ne yaptığını bilmiyordur. Muhtemelen o adam bu gençlik etkinliği biz de yapalım demiştir. Belediye başkanı veya danışmanları. Ama o bir dini etkinlik aslında. Oradan gelen bir şey. 105. sayfa. İmandan başka yerde emniyet arama ahmaklığı yakamızı bırakmıyor. İmandan başka yerde emniyet arama ahmaklığı yakamızı bırakmıyor. Yaşadıkça iman gücünün bizi neyin mutlak olduğunda karar kıldırdığı fikrinden cayma yatkınlığımız artıyor. Yaşadıkça iman gücünün bizi neyin mutlak olduğunda karar kıldırdığı fikrinden cayma yatkınlığımız artıyor. Bir de dilim dönse bunları okuyabilsem güzel güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 111. sayfa. Bu da mesela İslam harfleri, eskimez yazı dedik ya. Onlar üzerine, Osmanlıca üstüne güzel bir vurgu. Türkler Türkçeyi bir dil şekline sokan yazılarını geri almayacaklarsa, tarihten silindiklerinin tescili gecikmeyecek. Türkler Türkçeyi bir dil şekline sokan yazılarını geri almayacaklarsa, tarihten silindiklerinin tescili gecikmeyecek. 116. sayfa, dünyaya ilişmek, dünyanın ilişiği haline gelmektir. Dünyaya ilişmek, dünyanın ilişiği haline gelmektir. Yani siz dünyaya iliştiğiniz zaman dünya da size ilişir. 122. sayfa, bunu yukarıdan almam lazım. Ne yapmıştık? Türklüğümüze burun kıvıranların burnunu kırmıştık. Sevr Anlaşması'nı hükümsüz bırakmakla kalmamış, Türk düşmanlarını tahkir etmiş, Türkiye don biçme heveslisi gavurun da sesini soluğunu kesmiştik. Öyle idiyse elimize ne geçmişti? Bu inkılap hezeyanı neyin nesiydi? Kendimiz gavurmuş gibi yapmak için mi gavurun sesini soluğunu kesmiştik? Benim işaretlediğim cümlede burası. Kendimiz gavurmuş gibi yapmak için mi gavurun sesini soluğunu kesmiştik? Mekteplerde inkılapların tarihidir diye okutulan, sivil camiaya veya başıbozuklara cumhuriyetimizin tarihidir diye belletilen her neyse, her sahada Yavuz Hırsız'ın ev sahibini bastırışına numune teşkil etme işine yaradı. Mekteplerde inkılapların tarihidir diye okutulan sivil camiaya veya başıbozuklara cumhuriyetimizin tarihidir diye belletilen her neyse, her sahada Yavuz Hırsız'ın ev sahibini bastırışına numune teşkil etme işine yaradı. Diyor ve devam ediyor. 125. sayfa. Şişiremediği tarihe tarih demez devlet. Şişiremediği tarihe tarih demez devlet. Milletler ise kuşanamadıkları tarihe tarih demeyeceklerdir. Millet eğer bir milletse tarihe uymayan tarihe tarih demez. Pardon. Millet eğer bir milletse üzerine uymayan tarihe tarih demez. İnşallah demeyiz. 127. sayfa. Şişirme tarih 45 yıl hepimize soğuk savaş yutturdu. Söz ve inanç hürriyetinin olmadığı sert bir demir perdeden bir de fuhşun, kumarın, suikastlerin cirit alanı olarak yumuşak bir dünyadan bahsediliyordu. Soğuk savaş yerini globalizme bıraktığı zaman insanlar ne kadar söz ve inanç hürriyetiyle tanışmaktan uzak tutuldularsa aynı insanların fuhşa, kumara, suikastlere yaklaşmaları o kadar kolaylaştırıldı. Yani soğuk savaş dönemindeki iki cephe oluştu ya işte ABD ve taraftarları, Rusya ve taraftarları. Aralarındaki nüans bu kadar diyor. Bir tarafta bazı günahlara girmek daha kolay, diğerinde bazı günahlara girmek daha zor. Bu durum her dönemin hacı yatmaz habislerini kendi marifetlerini beğendirmeye yarayan bir söylem icadına zorladı. Devam ediyor metin. O cümleyi bir daha okuyayım. Soğuk savaş yerini globalizme bıraktığı zaman insanlar ne kadar söz ve inanç hürriyetiyle tanışmaktan uzak tutuldularsa aynı insanların fuhşa, kumara, suikastlere yaklaşmaları o kadar kolaylaştırıldı. Evet.
133. sayfa. İsmet İnönü Türk ülkesinin mağdurlarından değildi. İsmet İnönü Türk ülkesinin mağdurlarından değildi. O bütün hudutları şehit kanıyla çizilmiş ülkenin mağrurlarındandı. 1928 yılında verdiği kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır hükmünün anayasadan çıkarılmasına vesile oldu. Ya bu adamlar böyle işte. Biz de nimet sanıyoruz. Bu da güzel bir cümle. 135. sayfa. Burada arkadaşlar mesela şuna da dikkat çekelim hakperestlik olarak. İsmet Özel Türk kavramını, Türkçülüğü, Türk milletini ırk olarak kullanmıyor. Yani kullandığı şey Müslüman Türk. Yani Türklüğün İslamiyet'le Anadolu'da bulduğu kıvam veya bütün kavimlerin Türk adı başlığı altında bulduğu kıvama Türklük diyor. Bir üst kimlik olarak düşünüyor. Şener Aktürk'ün Türkiye'nin Kimlikleri kitabında da buna bir dikkat çekilmişti. Mesela Türk kimliği yeniden Alman kimliği gibi inşa edilirse yeniden bu mesela bu içerikle belki Kürtlerin de Türk'üm demesi mümkün olabilir ama geçmişte Türklük yani Cumhuriyet döneminde Türklük ırk bazlı ele alındığı için şimdi tabi bu intibak da zor oluyor. Buna da dikkat çekelim. Yani hocanın kastı kesinlikle ırk değil. Irk söz kastetmiyor burada. Bu cümlede mesela onun bir delili. Bizi Türk yapan ne Atilla ne Cengiz Timur ordularının şanıdır. Ne de Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Osmanlı müesseselerindeki müessiriyettir. Ne kadarına hak ediyorsak lisanımızla Türk'üz veya Türk idik. İdik ihtimaline yer veriyoruz çünkü Türkçenin Latin harfleriyle yazılabilirliği zannından güç alarak hükümranlık tesis edenlerin Türklüğü askıdadır. Çünkü Türkçenin doğuşu ağızdan yazıya geçmek suretiyle gerçekleşmemiştir. Türkçe yazılı olandan gündelik hayata aksedeni hıfzedenlerin dili olmuştur. Bize Kur'an ve hadis öğreten alimlerimiz, müderrislerimiz olmasaydı Türkçe de olmayacaktı. Bize Kur'an ve hadis öğreten alimlerimiz, müderrislerimiz olmasaydı Türkçe de olmayacaktı. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Alıntı çok ama vakit az. Yani bir saat, eskiden yapıyordum onu, bir saat, bir buçuk saat okuyordum ben kitaptaki alıntıları. Ama sıkıcı oluyordu belki sizin için de. O yüzden burada bırakalım, 136. sayfaya kadar geldik. Kitabın kapağını tekrar bir size göstereyim. Türk olamadıysan oldun Amerikalı kitabı. Kitap ne kastediyor? Kitap, işte kastettiğimiz, zikrettiğimiz daha doğrusu, işte bu liberalleşme süreci, AK Parti'nin de ilk dönemlerinde çok kapıldığı, bizim de kapıldığımız ferden yani bizim de ya iyi bir şey mi olacak falan diye kapıldığımız gençlik hevesiyle o süreç ve Türk kimliğinin ötelenmesi, tukaka görülmesi bu diyor iyi bir yere gitmiyor. Hocanın şeyi bu. Bu diyor Amerikalıların istediği bir şey. Bizim kendi olduğumuz şeyi unutmamız için bu bir vesile. Milliyetçilik çok kötü, ırkçılık şöyle böyle diyorlar ama bizi de diyor bir torbanın içine katıp kendi milli şuurumuzla bir torbanın içine katıp onu da atacaklar diyor dışarıya. Böylece onların istediği türden işte Amerikalı haline gelmiş olacağız diyor. Yani o kelimeden bunların saikiyle vazgeçmemeliyiz diye hoca bunun altını çiziyor. Ben de bir Kürt olarak bu kitabı okudum. Kimi yerlerine katılmadım, kimi yerlerine katıldım. Ama her şekilde İsmet Özel'in sözüne kulak verilmesi gereken birisi olduğu kanaatine sahip oldum şimdiye kadar. 6 veya 7 kitabını okudum. Bence hepsi de okunabilir. Her görüşüne katılınmasa da kulak verilir. Ondan dil, üslup, hakikat öğrenilir kitaplardı. Ne diyelim? Başka bir kitapta yine güzel paylaşımlar üzerinde buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olun.